Efendim selamlar. Bugün korona ile ilgili konuşacağım. Çünkü bir arkadaşım bana korona şu anda Amerika'da nasıl ilerliyor? Aşı olabilir mi gibi bir soru sordu. Ben de hazır bahçedeyken dedim ki video çekeyim ama tabii tişörtümü değiştirdim. Aynı tişörtle videonun karşısına çıkamazdım kameranın karşısına. Bu videoyu editlemeden atacağım. Umarım her şey yolunda gider. Amerika'da korona bayağı düzelmiş durumda. Case'ler tabii ki var ama nüfusun çok büyük bir çoğunluğu aşılandı. Ve aşılanmayan kısmından aşı olmak istemediği için aşılanmıyor şu aşamada. Yani aşı olmadığı için falan gibi bir durum çok söz konusu değil. Çünkü ben Amerika'da randevumu almak için başvurduğumun ertesi gününde randevum bir hafta sonrasında verildi. Ve o ikinci aşım olurken de 3 hafta sonra tekrar randevu verdiler bana yeni ikinci doz aşımı da olmak için. Ben Pfizer oldum bu arada. Dolayısıyla burada nüfusun çok büyük çoğunluğu zaten aşılandı. Garip olan burada aşılanmak istemeyen bir kitle var. Ben aşı olmayacağım, Bill Gates bana çip takmayacak falan gibi bir kitle var burada tahmin ettiğiniz üzere. Bir de maske takmayacağım, benim özgürlüğümü elimden alamazsınız tayfası vardı. Gerçi o şimdi kapanmaya başladı çünkü artık Amerika'da bütün doz aşılarınız olduysanız artık hiçbir yerde maske takmanıza gerek yok. Hastaneler dışında sanırım. Dolayısıyla burada korona bitmek üzere ve dolayısıyla normal hayatta geçiş başladı. Ben hasarsız atlatabildiğim için korona sürecini çok mutluyum. Bir 6 ay Türkiye'de kaldım bu korona esnasında. Bütün bu Türkiye'nin kapalı olduğu esnaydı o. Amerika'dayken de koronaya yakalanmadım. Bir sene falan da Amerika'dayım. Dolayısıyla hasarsız atlattığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım siz de hasarsız atlatabilmişsinizdir. Aşılardan bahsedeceğim. Burada benim bildiğim Richmond, Virginia'da en azından bildiğim kadarıyla 3 tane aşı yoğun bir şekilde yapıldı. Moderna, Pfizer ve J ile başlayan Johnson'dı galiba aşının adı. Johnson tek doz aşıydı. Bir doz aşı oluyordunuz ve bitiyordu. Pfizer ile Moderna çift doz aşılar. Dolayısıyla bu aşıları seçebiliyordunuz burada Amerika'da bu arada. Ben aşı olurken benim seçim şansım yoktu. Çünkü stoklarda Moderna ve Johnson yoktu ama Pfizer uygun olduğu için, daha doğrusu takvimde daha çabuk ulaşabildiğim için ben Pfizer'ı seçtim ve iyi ki de onu seçmişim. Çünkü Moderna biraz daha koruma sağlandığı söylenmesine rağmen biraz daha yan etkileri ağır. Mesela Moderna'ya olan arkadaşım ikinci doz aşısında yaklaşık 18 saat yataklara düştü. Ağır bir şekilde hem de. 18. saatin sonunda hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiğini söylüyor. Ama 18 saat yataklara düşmeyi tercih etmezdim. Benim ilk doz aşımda Pfizer'da sadece biraz kolum ağrıdı. Onun dışında herhangi bir etkisi olmadı. Yani bir şeyleri kaldırırken ah kolum diyorsun, geçiyor yani, bu kadar. İkinci doz aşıda birazcık mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik gibi bir şeyler yaptı ama hani depresyon gibi bir şey, anladın mı? Yani böyle yataklara düştüm, Allah'ım ölüyorum gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ben yine olsam yine Pfizer'ı olurdum. Özetle Amerika'da korona gayet iyiye gidiyor. Nüfusun geri kalanı da hızlı bir şekilde aşılanıyor olmak isteyenler. Birçok yerde de zaten Joe Biden'ın iki hafta önce açıkladığı üzere hiçbir yerde artık maske takmamıza gerek kalmadı aşılanmış insanlar olarak hastaneler dışında. Dolayısıyla resim gayet aydınlık görünüyor bana. Bahsetmek istediğim bir diğer konu da şu anda turist vizesiyle Amerika'ya gelip aşı olma imkanı. Şu anda eğer isterseniz bir Türk vatandaşı olarak, Amerika'da yerleşmemiş birisi olarak Amerika'ya turist olarak gelip burada aşınızı yaptırabilirsiniz. Bütün eyaletlerde bu durum bu kadar kolay olur mu bilmiyorum ama Richmond, Virginia'da biz bunu çok kolay hallettik. Umut benimle beraber gelmişti arkadaşım. Kendisi Türkiye'de yaşıyor normalde ve Amerika ile turist olmak dışında herhangi bir bağı yok. Kendisine bana ne kadar kolay aşı yaptırdıysa kendisine de o kadar kolay yaptırdık aşıyı. İki doz aşısını oldu ve aşıların olduktan sonra da Türkiye'ye döndü kendisi. Bence finansal durumunuz ve vize durumunuz uygunsa düşünülebilecek bir şey bu. Bir değerlendirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Onun dışında umarım korona dönemini siz de hasarsız atlatmışsınızdır ve hasarsız atlatmaya devam edersiniz aşılarınız olana kadar. Korona ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.